Merhaba arkadaşlar, Clash of Clans Türkiye kanalından Mehmet Çakır. Evet arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Sabah saatlerinde veya dün gece Clash of Clans Supercell güncelleme ile ilgili çok büyük bir yazı paylaştı. Hangi askerler gelecek, askerlerin seviyesi ne olacak? İşte yeni güncelleme ile ilgili çok büyük bir yazı paylaştı. Şimdi bunları sizlerle birlikte teker teker değerlendireceğiz. Şimdi bunlara başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim. Arkadaşlar videonun bu tür güncelleme haberlerinin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Şöyle güzel bir like bekliyorum. Şimdi arkadaşlar isterseniz başlayalım. Mayıs güncellemesi. Sonunda Supercell büyük toplu güncellemenin gizli pixlerini yayınladı. Tabi İngilizceden Türkçe'ye çevirdiği için biraz değişiklikler olabilir. Bazı kelimeleri tam olarak anlamıyor olabiliriz. Elimden geldiği kadar bunu sizlere anlatacağım. Evet, yalnızca bazı forumlarda bu güncelleştirme oyuncuları oyundan çıkarıp geri getirmek için hazırlandı. Yani oyundan çıkmış oyuncuları tekrar getirmek için diyor. Bu güncellemenin diğer güncellemelerden çok daha fazla değişikliği var. Evet, köy binası 11, town 11 diyor. Yeni asker Elixir, buz sihirbazı tekrar dönüyor. Ancak bu sefer kalıcı olarak duruyor. Kışla seviyesi 13'te mevcutmuş ve 3 seviye gelecekmiş. Yeni bir şeyden sonra, madenciden sonra, madenci bildiğiniz gibi 12 idi. 13 olacakmış. 3, 6, 12. Evet. 13. seviye olacak ve toplamda 3 seviye olacakmış. Şimdi Cryoblast soğutması ile savunmaları dondurma zamanı. Savunmaları dondurabilecekmiş. Yani bir ara gelmişti etkinlik olarak. Bir diğer asker ise yeni asker Karanlık İksir. Yeni Kaos Üstadı. Bu uçan mistik varlık uçuyormuş. Evet, yeni asker Karanlık İksir. Karanlık kanal negatif enerjileri ile birden çok binaya aynı derecede çok modlu bir cehennem kulesinde olduğu gibi zarar verecek. Oo. Yani hani cehennem kulesi 5 hedefe birden sıktığı gibi bu yeni asker de aynı anda birden çok hedefe zarar verecekmiş. Ve kara iksirle olacakmış herhalde. Bunun alanı ise 40 olması bekleniyor. Hani 40 olursa klan kalesine alınmayacak. Sadece kendiniz basabiliriz. Muhtemelen alt köydekiler bunu şey yapamayacak, kullanamayacak. Herhalde onun önüne geçmek için sadece köy binası 11'de kullanılması için bunu yapmışlar. Evet. Bir diğer ise ejderhadan fazla ancak denge halinde bir lav tazı gibi, lav tazından daha az canlı söylüyor. Ejderhadan fazla olacak, lav tazından az olacakmış. Ayrıca bu birliğin diğer karanlık iksiri birlikleri arasında en pahalı olacak. Kar iksiri olarak en pahalı asker olacakmış. Bu asker karanlık barakada 8. düzeyde mevcut olacakmış. Şu an en yüksek kaçıncıydı? Evet, 7 idi. 8. seviye yükseltme gelecekmiş demek ki. 8. seviye olacak ve yukarı doğru bir seviye daha atlayacakmış. Yani 2. seviyesi oluyormuş. Sadece 2 seviye olacak. Bir ara cadı 2 seviyeydi. Sonra 3'ünü çıkarttılar. Evet, bir tane de yeni büyü diyorlar. Yeni büyü neymiş? Artık kıyamet koparan birliklerinizi kıyamet büyüsüyle yeniden canlandırabilirsiniz. Dökülürken yapılan bu büyü yarı çap ve efekt süresi içinde ölmekte olan her birlik sınırlı bir süre HP tarafından belirli bir süre canlı kalır. Yani iyileştirme büyüsü gibi değil. Hani ölmekte olan birlikleri sınırlı bir süre HP tarafından belirli bir süre canlı kalır. Bu büyü 3 büyü alanı alır. 3 büyü. Oo, 3 büyü dediğine göre acaba hani zehir gibi 3 tane mi, yoksa büyük 3 tane öfke büyüsü, hani iyileştirme büyüsünün yerine mi geçecek?
Çok büyük bir yarıçapa sahiptir. Öfke büyüsünden biraz daha büyüktür. Evet, öfke büyüsünden büyük dediğine göre muhtemelen 3 kara büyüdür. Öfke büyüsünden biraz daha büyüktür. Ancak çok kısa süre ve dirilen birlikler sadece 15 saniye sürer. Bu büyünün etkisi sadece 15 saniye olacakmış ve yükseldikçe arttırılacaktır diyor. Bu büyü, büyü fabrikası seviyesi 6'da mevcuttur. 6. Bakalım şu an bizimkisi kaçtaymış? 5. 6. seviyede. Oo, yeni büyü fabrikasını geliştirmemiz lazım olacak demek ki. Evet, not demiş. Büyü fabrikası seviye 6'ya yükselterek büyü depolama kapasitesini diğer düzeylerin aksine arttırın. Demek ki bir büyü daha gelecektir köy binası 11 için. Hani şu an 5 büyü kullanabiliyoruz. Bildiğiniz gibi 1, 2, 3, 4 bir tane daha alıyor 5. Bir tane de şey büyüsü alıyoruz. Zehir büyüsü. Diyor ki yeni büyü 6'ya yükselecekmiş. 6. seviye olacak ve artacakmış. Evet, bir yeni asker ise duvar kırıcı. Duvar kırıcı seviyesi şu an bildiğiniz gibi 6. seviye ve 7. olacakmış. 7. seviyeye çıkacakmış. Biraz daha isabet puanını ve hasar oranını artıracaklar herhalde. Bir diğer asker ise Pekka. Pekka'nın 6. seviyesi olacakmış. Evet, Pekka'nın 6. seviyesi, duvar kırıcının 7. seviyesi. Bir diğer askerimiz ise okçu. Okçu 8. seviye, barbar goblin, büyük HP ve hasar. Okçu, barbar ve goblinin 8. seviyeleri gelecekmiş. Okçu, barbar ve goblin 8. seviyeye gelecekmiş. Ve yeni bir hava savunması eklendi. Yeni bir hava savunması. Acaba hava savunması 5 mi olacak? Yoksa üfürme gibi değişik bir şey mi gelecek? Onu tam açıklamamış. Yeni bir hava savunması eklendi. Muhtemelen yeni hava savunması dediğine göre 5 tane olacaktır. Köy binası 12 için. Hani bu kadar savunmayı yükseltmesinin mantığını anlayamıyorum. Hani köy binası 11'i üçlememesi için mi yapıyor? Evet, devam edelim. Yeni bir hava mayını ve hava bombası eklendi. Evet, bir tane hava bombası, bir tane hava mayını, güdümlü bomba eklenmiş. İki tane yeni tuzak ve bir tane şey gelmiş. Hava savunması. Yeni şey seviyeleri gelmiş bombaların. Bahar tuzağı da dahil olmak üzere yeni tuzak seviyeleri. Dev bomba hariç demiş. Evet, dev bomba hariç. Yani bunun haricinde diğer tuzakların seviyesini arttırmış. Belki bu hava bombasını falan, evet, hava bombasının şeyini arttırmış. Konut alanı anında 4 asker açılabiliyor. 5.'si. Evet, burayı bir tekrar okuyalım. Bahar tuzağı da dahil olmak üzere yeni tuzak seviyeleri. Dev bomba hariç ayrıca konut alanı anında 4 asker açabiliyor. 5. 5.'si. Burayı tam anlamadım. Evet, bir hava temizleme düzeni 7. seviye. Hava patlatıcısının 7. seviyesi geliyormuş. Yeni güncellemede. Bakalım. Evet, köy binası 11 için tüm duvarlar 12. seviyeye yükseltilebilecek. Bildiğiniz gibi bu duvarlardan sınırlı seviyede yükseltiliyordu. 75 tane yükseltiliyordu herhalde. 61. Ben kaç tane yapmışım? Bir bakalım. Evet, 14 tane yapmışım. Demek ki bütün duvarları artık yükseltebileceğim. Evet arkadaşlar, devam edelim. Bayağı bir güncelleme var. Çünkü çok büyük. Gerçekten dediği gibi. 12. seviye duvarları söylemiştik. Bir diğeri ise balon seviyesi 8 ve lav tazı seviyesi 5. Aman Allah tövbe. Balonu 8 yapacak. Ve lav tazını 5 yapacak.
Yani bir yandan hava savunmalarını geliştiriyor hava saldırıları için, bir yandan ise asker seviyelerini yükseltiyor. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Evet, büyü seviyesi 6 ve deprem büyü düzeyi 5'i dondurun. Bakalım. Büyü seviyesi 6. seviye. Büyü seviyesi 6 ve deprem büyü düzeyi 5'i dondurun. Büyü seviyesi 6. Hani büyü seviyesi 6'da neyi dondurun diyor? Deprem büyü düzeyi 5'i dondurun. Yani bunu tam anlayamadım. Ne demek istemiş? Acaba dondurma süresini mi arttırmış? Bilmiyorum. Evet, devam edelim. Kusura bakmayın. Bazılarında böyle şeylikler oluyor. Ne dedi anlaşılmıyor. Çünkü İngilizceden Türkçe'ye çevirince tam manasıyla şey yapamıyor. Evet arkadaşlar. Bir tane arkadaşın istediği olmuş. Valkyrie diyordu. Valkyrie'nin yeni seviyesi gelse güzel olur diyordu. Ve Valkyrie seviyesi 6 diyor. 6 cadde seviyesi 4 ve sihirbaz 8. Evet, Valkyrie'nin 6'sı büyücünün 8'i gelmiş. Büyücü 8, Valkyrie 6, cadde seviyesi 4. Cadde dediği ne ya? Cadı mı acaba? Cadde seviyesi 4. Cadde seviyesi muhtemelen çünkü 3. seviye olarak bir cadı var. Başka da bir şey yok. Değil mi? Hiçbir şey yok 3. seviye. Atıcının var ama onu da Bowler yazması lazım. Neyse devam edelim. TH-11 savunmalarının bazı görünümleri değiştirildi. 11'ler için yeni düz şeyler gelmiş. Bazı savunmaların şeklini falan değiştirmişler. Evet, şimdi 11 için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi köy binası 10 için devam ediyoruz. Köy binası 10. Köy binası 10'a yeni büyü karanlık. Şimdi düşmanın gizli tuzaklarını bu yeni tetik büyü ile açığa vur etkisi etkisiz hale getir. Evet, karanlık büyüsü yani attığınız yere tuzaklar falan var mı herhalde onu gösterecekmiş. Onu söylüyor herhalde. Bir büyü kapasitesi 2 olan bu karanlık büyü. Karanlık büyü fabrikası 5. seviyede bulunacakmış. Yani köy binası onlar için. Evet. Bakalım. Köy binası 10 için artık 7. seviye balon ve 4. seviye lav tazı. Hani normalde köy binası 11 için vardı lav tazı 4 ve balon 7. Artık köy binası 10'a çekmişler onu. Ve şifacı 5. Şifacının 5. seviyesi geliyor. Bakalım. Şifacının 5. seviyesi gelecek ve büyü seviye artık 3 artık mevcut. Büyü seviyesi 3'te artık mevcut. Şifa büyü düzeyi 7, öfke büyü düzeyi 6. O şey gelecekmiş. Büyü seviyelerini de arttırıyorlar. Şifanın seviyesini 7 yapıyor. Öfke büyüsünü 6 yapıyorlar. Bakalım bir diğer şeyler ise diğer game yani diğer köyler için demiş herhalde. Evet. Bazı askerler için yükseltme maliyeti ve zamanı azalttı. Asker sürelerini ve şeylerini de bazılarını kısaltmış ve maliyetlerini düşürmüşler. Muhtemelen okçu, barbar, walker, yeni çıkan balon. Onların yeni seviyesi çıktığı için diğer düşüklerin seviyelerini düşürmüş olabilirler. Evet, devam edelim. Hava bombası balonlara çarpı 1,5 hasar verecekmiş. Hava bombası. Hava bombası. O bu kötü olmuş. Yani şeyi neydi? Hasarı 173'tü. Çarpı 1,5 olunca ne oluyor? 173 yarı olsa 70, 80, 160, 85 olsa 200'ü geçecek yani hasar oranı. Demek ki bayağı bir balonlara zarar verecek bu hava bombası. İsabet puanı 700'müş. Neredeyse yarısını götürecek demek ki. Bu kötü olmuş. Evet.
devam ediyor. Maksimum seviye ile birlikte paketlenmiş iki hava bombası maksimum seviyedeki balon gruplarını anında öldürecek. Oo, hava saldırılarını nasıl yapmış bunlar ya? İki tane hava bombasını yan yana koyunca örnek vereyim 8. seviye balon değil mi? Köy binası 11 için. İki tane bomba 8. seviye balonu öldürebilecekmiş. Yani çok yükseltmişler ya. Evet, devam edelim. Dev 7 ve 8 seviyeleri hasarı arttı. Dev 7 ve 8'in hasar oranlarını arttırmışlar. 50 iken demek ki bunları biraz arttırmışlar. Evet, bakalım cadıların hasar oranı, cadıların zararı hafifçe arttı ve her seviyede eğitim masrafını 50 düşürmüşler. 50 daha aşağı çekmişler. Hani ikinci seviyesi 350 iken 300 almışlar demek ki. Evet, goblinler artık klan kalesini en sevdikleri öncelik olarak hedef almazlar. Hani şu an goblinleri attığımızda madenlerden sonra direkt klan kalesine gidiyor ya. Onu düzeltmişler herhalde. Artık klan kalesine gitmeyecek. En yakınındaki şeye gidecek herhalde. Evet, savaş çöp çatanlık geliştirildi. Yani dostça arkadaşlık mı, savaş ayarlaması mı? Savaş, evet, muhtemelen kupa ile ilgili hani biraz bekliyorduk. Onunla ilgili biraz şey yapmış olabilirler ve güncelleme daha devam ediyor arkadaşlar. Lütfen yani bu bayağı bir şey yaptım, bunu bulmak için uğraştım. Bayağı bir şey yaptım, bazı arkadaşlar sağ olsunlar bizim Selçuklu klanının Selçuklu klanından Ataman olsun, şey olsun, Onur olsun, bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu güncelleme haberlerini şey yaptığı için, bana verdikleri için biz klan olarak bunları şey yaptık, değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, savaş çöp çatanlığı geliştirildi demiştik. Yeni şeyler daha devam ediyor. Hepimiz oyunda yeni değişiklikler bekliyoruz. Ama tüm değişiklikler henüz ortaya çıkmadı ve sonraki gizli ilaveler de mevcut olacakmış. Allah'ım, bu kadar yapmışlar, daha diyor ki daha devam ediyor. 11 ve 15 klan seviyesinde üyelik kapasitesi arttıkça klan ikramiyesi eklendi. Vay 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 vay. Üyelik kapasitesi. Demek ki artık 11 ve 15, 16 olduğumuz için bizim şey seviyemizi arttıracaklar. Acaba kaç yapacaklar? 55 mi 60 mı? Orasını tam bilmiyorum. Ne demiş? Klan kalesi için yeni bir özellik getirmişler. Uyku düğmesi. Uyku düğmesi getirmiş. Yani klan kalesine bastığında şuraya bir uyku düğmesi getirmiş. Savunma düğmesi. Uyku modundayken Clash of Clans birlikleri düşman baskınına karşı savunmaz. Ancak düşman birlikleri klan kalesini yok etmeyi başarırsa birlikleriniz ölür. Yani düğmeye bastığınızda savunmayı kapatmış olabilirsiniz. Hani bazı arkadaşlar için savunma önemli olmuyor. Hani savaşa gidecek asker alıyor ve saldırı yiyince askerleri ölüyor ya. Muhtemelen onun için bir şey yapmışlar. Köyün dış mahalli artmıştır. Köyün dış mahalli, köyün çevresi, hani harita ile ilgili mi diyor acaba? Evet, köyün çevresi dedi. Harita ile ilgili bir değişiklik yapacakları belliydi. Evet arkadaşlar, şu an yeni bir şey gördüm. Gemi enkazı gelmiş. Daha yeni görüyorum ya. Güncelleme gelince muhtemelen bunu onaracağız, altın veya iksirle. Bunu onarıp şey yapacağız herhalde, kullanmaya başlayacağız. Evet, yeni gemi. Yani yazıda tam gemi şeyine geldim ve gemiyi gördüm. Çok enteresan bir durum oldu gerçekten. Yeni gemi. Bu gemi kaynak ve mücevherleri 24 saatte bir vazgeçirir. 24 saatte bir mücevher ve şeyleri vazgeçirir. Oyuncu dileklerine göre herhangi bir kaynak veya mücevher seçebilir. Kaynakların miktarı daha yüksek belediye salonlarında artar.
Hani belediye binasına göre seviye şeyi olacakmış. Evet, birçok kişinin beklediği haber sonunda gelmiş. Hazine kaynaklı kaynaklar bir klan üyesine bağışlanabilir. Köy kaynaklarına değil, ancak bazı sınırlamalar vardır. Ve çoğu demişti hani bağış yapabilir miyiz, altın, iksir yollayabilir miyiz? Bunu da gerçek yapmışlar ve düşük bir seviyede olmuş muhtemelen. Bakalım. Hepimiz oyunda yeni değişiklikler bekliyoruz. Ama bu tüm değişiklikler henüz ortaya çıkmadı. Evet, güncellemeler devam ediyor. Çok büyük bir güncelleme olmuş gerçekten de. Hazine kaynaklı bir klan üyesine bağışlanabilir. Ancak sınırlamalar vardır. Dostça mücadele artık arkadaşlarıyla çakışmaya gönderilebilir. Oo, yani arkadaşlarıyla, sosyaldaki arkadaşlarla mı acaba? Öyle bir şey mi diyor? Muhtemelen öyledir yani, çakışmadaki arkadaşlarıyla gönderilebilir diyor. Evet, yeni bir bakış açısı getirmişler. Diyor ki 0 derece ile 180 derece arasında görüntülenebilir. Yani 180 derecelik bir görüntü açısı. Muhtemelen köyü böyle üst taraftan da görebileceğiz. Değişik bir şey yapmışlar gerçekten görüş açısı için. Evet, çoğu arkadaşın istediği değişik bir şey. 6. seviye 6. işçi kulübesi. Şu an bildiğiniz gibi 5 tane işçi kulübemiz var ve 6.'sı geliyor. Ama ne kadar taş istiyor ya? 5000 taş için. Evet arkadaşlar, taşları zamanında kullandık. Şu an 5000 taş istiyor 6. işçiyi almaya. Muhtemelen yeni görevler de gelecektir. Hani bu 6. işçinin gelmesi, çoğu arkadaş mecburen taş alacak. Bunu başka şekilde halletmek çok zor. Bununla birlikte yalnızca köy binası 10 için yüksek seviyeler onu çağırabilir. TH10 ya da daha yüksek seviyeler. Oo, 6. işçiyi alttaki köyler alamayacakmış. Yani 9, 8, 7, 6 onlar alamayacakmış. Köy binası 10 ve 11 alacakmış. Evet arkadaşlar, bu da üstteki arkadaşlar için yapılmış bir şey. Evet, daha fazla sayıda tek oyuncu görev. Evet arkadaşlar, dediğim şeyi yapmışlar. Yeni görevler gelecekmiş. Bir de Goblin. Goblin sayısı şu an 150 idi. Goblin köyleri. Bunu da arttırmışlar. Ve çok sayıda kaynak ve karanlık iksir ile birlikte eklenmiştir. Daha yüksek üsler X yayı, infer kutusu ve kartal topçu içerir. Yeni X yayı görevi, işte top, kartal topudur. Yeni şeyler eklemişler. Bunu da görmemiz lazım. Evet, bazı forumda da görmüştüm. Bazı ülkelerin bayrakları yoktu. Yeni bayraklar eklenmiş, yeni diller eklenmiş ve yeni bayraklar eklenmiş. Şuradaki dekorasyon bölümüne yeni süslemeler gelmiş. Bakalım, artık kahramanlarınıza kendi isimlerinizi verebilirsiniz. Ancak bu kahramanın statüsü değiştirmez. Yani kraliçenin ismini, kralın ismini değiştirebilecekmişiz. Gerçekten müthiş bir şey olmuş. Artık her köyde girdiğimizde bakarız, kraliçenin üstünde isim yazacak, kralın üstünde isim yazacakmış. Evet arkadaşlar, umarım tüm elimizdeki budur. Bunlar gizli bir Supercell forumundan elde edilir ve genelde web sitelerine ve sayfalara açıklanmazlar. Bu sadece ilk gizlice bakış ve daha fazlası var. En son gizli şeyleri almak için devam edin diyor. Evet arkadaşlar, damağım kurudu diyebilirim. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayalım. Bu videoyu paylaşırsanız sevinirim. Kanalımızı sizlerle birlikte daha da büyütmek istiyorum. Yakında yeni çekilişler olacak, hediye çeki dağıtılacak, yeni savaşlar, Selçuklu klanının savaşları devam edecek. 22 savaşlık seri devam ediyor. 3.
savaşımızı birazdan atacağım. Evet arkadaşlar, güncelleme haberlerinden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.